Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Bugün Zırhlıların 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerini ayırdığımız serinin 2. Tekne Türleri serisinin de 10. bölümündeyiz. Bir önceki bölümü izlediyseniz en son Bismarck'ın HMS Hood'u batırmasıyla başlayan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük arama operasyonu akabinde başını zırhlılar 5. George ve HMS Rodney'in çektiği İngiliz ana filosu tarafından 2 saat süren bir top ateşi sonrasında battığını anlatmış ve orada kalmıştım. Bismarck'ın batması Nazilerde çok büyük bir moral çöküşüne sebep oldu. Bismarck Almanya'nın gururu ve çok büyük masraflı bir girişimdi. Ancak yarattığı psikolojik yıkımın sebebi bunlar değildi. Bismarck ve genel anlamda zırhlılar o dönem bayrağını dalgalandırdıkları ülkenin bir şampiyonu en büyük simgesel savaşçısı gibi görülüyor ve algılanıyorlardı. Denizlerde yüzen en büyük güç konumundaydılar ve bundan ötürüdür ki zırhların Doğuşu isimli videoda da anlattığım üzere Hitler Almanya'nın Z planı adı verilen planını işleme sokmuş ve bu plan çerçevesinde boyutları Bismarck'ın iki buçuk katını bulan meteorik boyutlarda zırhlar inşa etmeye niyetlenmişti. Ancak Bismarck'ın kıytırık ve mukavvadan çift kanatları olan ilkel uçaklar tarafından kolayca etkisiz hale getirilmesi ve üstüne de döve döve batırılması şu anlama gelmişti. Eğer böyle olacaksa o dev boyutlarda zırhlılar inşa etmenin gereği yoktu. Bu gerçekte Almanların kendi sınırlarından çok uzak açık denizlerde bulunması gerekliliğiyle birleşince zırhlı konseptinden bir anda soğuyup vazgeçtiler. Açık denizlere açılıp sefer yapacak gemi türü ne olursa olsun öncelikle güvende olmalıydı ve zırhlılar artık kendi güvenliklerini sağlayamıyorlardı. Bu gerçek doğrultusunda Almanlar bir operasyonel değişikliğe gitti ve açık denizlerdeki operasyonları en güvende olabilecek olan tekne türleriyle gerçekleştirmeye karar verdiler. Denizaltılar ya da gerçek adlarıyla U-Botlar. Almanlar İngilizlerin aksine deniz operasyonlarında uçak ve uçak gemisinin potansiyeline ancak Bismarck'ı kaybettikten sonra varmışlardı. O ana kadarki büyük kapsamlı deniz operasyonlarının büyük çoğunluğu kıyıya yakın sularda olmuş ve buradaki savaş gemileri kıyıya yakın hava hava alanlarında kalkan uçak şemsiyeleriyle desteklenmişti. Ancak okyanus gibi açık denizlerde bu mümkün değildi ve yakıt sebebiyle kıyıdan havalanan uçakların en fazla açılabileceği menzil ve mesafe belliydi. O menzilden daha ötesine gidebilecek bir uçakta yoktu. Buna örnek vermek gerekirse Schoenhorst ve Neisenau Atlantik okyanusunda 2 ay süren Berlin operasyonunda tek başlarınaydılar. Ancak Almanların İngilizlerin tersine potansiyeline çok önceden vardıkları bir başka silah vardı. U-bot. Bir defa Alman U-bot biriminin başında IQ olarak neredeyse Einstein kadar zeki bir adam vardı. Amiral Karl Dönitz. Karl Dönitz daha 2. Dünya Savaşı'nın ilk günlerinden beri bir strateji geliştirmişti ve bu strateji Kurt Sürüsü Stratejisi deniyordu. Bu stratejiye göre U-Botlar aşırı çok fazla sayıda üretilecek ve bu yüzlerce U-Bot birer kurt sürüsü halinde beraber açık denizlere açılıp yakalayabildikleri herhangi bir gemi veya konvoyu torpido yağmuruna tutacaklardı. Ancak bunun haricinde U-Botlar bireysel girişimlerle de kendilerini ispatlamışlardı ve 2. Dünya Savaşı'nın daha ilk ayında yaşanan bir olay U-Botların potansiyeli hakkında sansasyonel bir başarıya imza atmıştı. Bu gördüğünüz adamın adı Günter Prien. Kendisi 1930'larda Almanya'daki ekonomik sıkıntı akabinde Nazi partisine katılıp aralarında hızlıca yükselerek U-Bot kaptanlığına getirilmiş biri. Kendisine özel yapan şey ilk kez Alman donamasında demir haça layık görülen denizaltı kaptanı olması. Sebebine gelince Burası Scapa Flow. İngiltere'nin 1904'ten beri süre gelen zamanlardaki ana deniz üssü. İkinci Dünya Savaşı başlığıyla henüz ikinci ay bile dolmamışken ve hatta Graf Spee'nin savaşından bile önce Günter Prien dünya tarihinde eşi görülmemiş bir cesaret ve taktisyenlik örneği göstererek normalde denizaltıların geçemeyeceği sığlıktaki adı Kirk Sound olan daracık bir boğazdan 14 Ekim 1939 gecesi komutasındaki U-Botu U-47'yi tam da gel git sularının en yüksek olduğu zaman da buradan geçirerek İngiliz filosunun bu yanına dahi yaklaşılamaz ana üssüne girmeyi başardı. Bununla da kalmadı. Scapa Flow deniz üssünün sularına girer girmez gece karanlığında karşısında gördüğü ilk zırhlı olan revenge sınıfı HMS Royal Oak'u o esnada demirli bulunduğu yerde varlığından tamamen habersiz ve düpedüz uykuda yakalayarak 4 torpido isabetiyle sadece 30 dakika içinde batırdı. HMS Royal Oak 1939 yılı itibariyle İngiliz kraliyet donanmasının en eski ve antika gemilerinden biriydi. Queen Elizabeth sınıfı 5 zırhlı, Revenge sınıfından da eskiydi ancak bunlar 1930'larda modernize edilerek 2. Dünya Savaşı'na hem hız hem dayanıklılık hem de ateş gücü olarak hazır hale getirilmişlerdi. HMS Royal Oak'un da içinde olduğu Revenge sınıfı 5 zırhlıya ise hem yaşlanmalarından hem de eskimelerinden ötürü dokunulmamış ve 20 yaşını dolduracakları an yeni inşa edilecek olan Kral 5. George sınıfı 5 zırhlıyla yer değiştirip söküleceklerdi. Ancak evdeki hesap çerçeğe uymayıp 2. Dünya Savaşı da başlayınca İngiliz kraliyet donanması ister istemez bunları sökmekten vazgeçip aktif kullanıma devam etmişti. Ancak maalesef herhangi bir modernleştirme olmadan. Fakat bu kadar eski ve ilkel olmasına rağmen HMS Royal Oak'un batırılışı dünya çapında çok büyük bir şok yaratmıştı. Mesele batan geminin bir zırhlı olması değildi. Mesele batan geminin bir İngiliz kraliyet donanması zırhlısı olması ve bu zırhlının İngiliz kraliyet donanmasının yuvasında, kalbinde batırılmış olmasıydı. Bunun kim tarafından nasıl ve ne tür bir araçla yapıldığı bir anda bir tartışma konusu olarak dünya gündeminde patlayıverdi. Aslında tartışacak bir şey yoktu. Almanlar tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi uzman oldukları U-Botları çok akıllıca kullanarak İngilizlerin yuvasına kadar girmişler ve 122'si henüz çocuk denizcisi olmak üzere 834 İngiliz denizcinin ölümüne sebep olmuşlardı. Ortaya çıkan net bir gerçek vardı. U-Botlar ya da bizim de işimizle denizaltılar 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki teknolojik ilerleme sayesinde hiç olmadıkları kadar tehlikeli bir silah haline gelmişlerdi. Ve Almanlar o silahı kullanmakta o ana kadar hiçbir milletin olmadığı kadar ustaydı. Ve netice olarak HMS Royal Oak 2. Dünya Savaşı'nın ilk batan zırhlısı olmuştu. Hatırlarsanız bir önceki videonun sonunda 1941 Mayıs'ında Bismarck'ın batırılışında kalmıştı. Batmakta olan Bismarck en nihayetinde suyun altında kaybolduğunda yüzeyde 800 civarı denizci kalmıştı. Ve Bismarck'a son torpidoları gönderen Ar kruvazör HMS Dorsetshire'la Destroyer HMS Maori bu denizcileri güvertelerini alarak kurtarmaya başlamışlardı. Ancak daha toplanabilmiş olan denizci sayısı sadece 114 iken bu iki gemi de gelen bir emirle kalan denizcileri suda bırakarak uzaklaştırdılar. Bunun sebebi HMS Royal Oak'un batmasıyla bir anda ürperti konusu olan U-Bot'lardı ve İngilizler etrafta U-Bot olabilir raporu alır almaz topuklayarak bölgeden kaçmışlardı. Bir nevi Almanya istemeden kendi topuklarına sıkmıştı. Bismarck'ın batmasıyla Almanya su üstü üniteler diyebileceğimiz zırhlar ve ağır kruvazörlerin etkin kullanımından vazgeçti. Zaten sayıca az olan Alman donanması bir yıl içinde Deutschland sınıfı Graf Spee, Hipper sınıfı Blüher ve Bismarck'ı kaybetmiş, Scharnhorst ve Neisenau'da aldıkları torpido ve bomba hasarlarıyla uzun bir süre kullanılamaz hale gelerek Nazilerdeki kaybetme korkusunu iyice pekiştirmişlerdi. Bu paranoyaya çözüm olarak Karl Dönitz tamamen denizaltı odaklı savaş stratejisini Hitler'e kabul ettirdi ve Almanların 1941 yazından itibaren bütün açık deniz operasyonları tamamen U-Botlar tarafından yürütüldü. 1941 yazı 3 efsane zırhlının göreve başladığı yaz oldu. 8 Nisan'da suya inen 2. Dünya Savaşı'nın megastarı USS North Carolina'yı 15 Mayıs'ta yine kardeşi ve bir başka efsane USS Washington takip etti. Tarih 14 Ağustos 1941'i gösterdiğinde geleceğin bir başka efsaneleşecek zırhlısı Kral 5. George sınıfı HMS Duke of York 2. Dünya Savaşı'ndaki macerasına başlamıştı. Ancak 1941 itibariyle hem Atlantik Okyanusu hem de açık denizde açık açık bir U-Bot korkusu hakimdi ve HMS Royal Oak'un batışından sonra bir başka olay hem İngilizler hem de Almanlar açısından bu korkuyu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum Matapan Deniz Savaşı'nda İtalyan donanmasını darmadağın eden İngiliz Akdeniz Doğu filosu 24 Kasım 1941 günü yine bir İtalyan konvoyunu dağıtmak için yola çıktı. Filoda Matapan'da şov yapmış olan zırhlılardan HMS Barham ve HMS Valiant'la modernizasyon ve yeni top takılması için Kanada'ya gönderilen HMS Warspite'ın yerine getirilmiş olan HMS Queen Elizabeth zırhlıları vardı. Bu gördüğünüz adamın adı Hans Dietrich von Thiesenhausen. Kendisi Baltık kökenli soylu bir Alman ailesinin ferdi. Bu adamı burada göstermemin sebebi az önce bahsini ettiğim İngiliz filosu Mısır açıklarında yola çıkmış olduğunda birdenbire kendisinin komutası altındaki denizaltısı U-331'in periskopunda aniden belirmiş olmalarıydı. U-331 İngilizlerin ağlar ve mayınlarla sardığı ve manyaklar gibi destroyerlerle geceli gündüzlü teftiş edip nöbet tuttuğu Cebeli Tarık'tan çok kurnaz ve zor bir geçiş yaparak kendisini İngilizlerin kendilerini çok güvende sandığı Akdeniz'de birdenbire istediği gibi cirit atabilecek şekilde başıboş bulmuştu. Üstelmen Tiesenhausen'ın in periskopundaki İngiliz filosunda Destroyer HMS Jarvis aslında hidrofonlarından bir ses almıştı fakat gelen ses yansıması göstergelerde bir U-Bot'tan çok daha büyük bir nesne gibi göründüğünden bunu görmezden gelmişlerdi. Ne de olsa bir U-Bot'un boyu belliydi bu kadar büyük olamazdı. U-331 destroyerlerin kendisini fark etmediklerini anladığı gibi onların arasından geçerek çapraz bir çizgi halinde ardı ardına ilerleyen İngiliz zırhlarının dibine kadar geldi. Tizenhausen'ın hedefinde en önde ilerleyen zırhlı vardı. Çünkü en önde ilerleyen zırhlı daima sancak gemisidir ve güvertesinde söz konusu filonun komutanı bulunur. Ancak U-331 atış yapacak pozisyona geldiğinde lider zırhlı HMS Queen Elizabeth çoktan hedef noktayı geçmişti ve hemen ardından İkinci ikinci sırada Matapan Deniz Savaşı'nın kahramanlarından HMS Barham ilerliyordu. HMS Barham HMS Queen Elizabeth ve HMS Valiant'ın aksine 1930'ların sonunda modernizasyon görmemişti. Diğer iki Queen Elizabeth sınıfı zırhlarının aksine blok kuleye sahip değildi ve daha yavaştı. Dolayısıyla da operasyonlarda her daim en arkadan ilerleyen zırhlı olurdu. Ancak o gün Barham normalde Valiant'ın pozisyonu olan ikinci sırada ilerliyordu. Sebebini ben de bilmiyorum pozisyonunu almış olan U-331 375 metre gibi çok yakın bir mesafeden 4 torpido gönderdi ve bunlardan 3 tanesi Aynı anda HMS Barham'ın iskele tarafına isabet ederek yıkıcı bir patlama yarattı. Torpidolar o kadar yakın isabet etmişti ki su üstünde sadece bir patlama sütunu yaratmışlardı ve o sütun da dev gibiydi. Hızla iskele tarafına yan yatmaya başlayan HMS Barham'ın daha 4 dakika dolmadan arka cephaneliği volkanik bir patlamayla havaya uçarak gemi aniden su üstünden kayboldu. Binin üzerindeki mürettebatından sadece 331 kişi kurtarılabildi. Geri kalanının çoğu tıpkı HMS Hood patlamasında yaşandığı gibi daha patlama anında ölmüştü. HMS Barham HMS Royal Oak ve HMS Hood'dan sonra İngilizlerin 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği üçüncü zırhlı denizaltılara kurban giden ikinci zırhlıydı. Üst hemen kaçmak için hemen daldığından ötürü hangi gemiyi vurduğunu veya batıp batmadığını bile bilmiyordu. İstihbaratları aracılığıyla bunu öğrenen İngiliz donanması HMS Barham'ın bu trajik ve şok yaratan batışını yaşamını kaybeden denizcilerin aileleri de dahil olmak üzere tüm dünyadan 2 ay boyunca sakladı. Çünkü Almanların bunu iddia edecek bir bilgi kaynağı yoktu. Nasıl ki Bismarck'ın batışı Almanlarda deniz operasyonlarına dair stratejik bir değişikliğin kapısını açmışsa HMS Barham'ın batışı da bu sefer İngilizlerde öyle bir tepkimeye sebep oldu. Zırhlıların U-Botları bu kadar kolay yem olabildiğini iyice kabullenen İngilizler Kasım 1931'den itibaren tüm deniz üstü operasyonlarında U-Botlara karşı daha etkili silahlar kullanıp torpido tehlikesinden de manevra kabiliyetine sahip olup kolayca sıyrılabilecek üniteli olan destroyerler ve hafif kruvazörlere ağırlık verdi. Avrupa'da zırhların çağı kapanmaya başlamıştı. Almanlar için denizlerin yeni efendileri U-Botlar, İngilizler içinse destroyer ve kruvazörlerdi. Avrupa'da hal böyleyken ve zırhlılar yavaş yavaş sahneden çekilmeye başlarken uzak doğuda ise çok fantastik şeyler oluyordu. Uzak doğu Asya'nın yalnız imparatorluğu Japonya daha önce de bahsettiğim gibi tüm zırhlarını modernleştirmiş ve bununla da kalmayıp tamı tamına 14 tane son teknoloji ağır kruvazör suya indirmişti. Japonya İngiltere ve Amerika'ya eşit bir süper güç olmak istiyordu ve süper güç olmanın anahtarının donanma gücü olduğu tezinden ilerliyordu. Buraya kadar her şey normal. Ancak normal olmayan şey Japonya'nın bu devasa donanma için yeterli yakıt kaynağına sahip olmamasıydı. Japonya kullandığı petrolün %90'ını Amerika, İngiltere ve Hollanda'dan ithal ediyordu. Dolayısıyla da bu ülkelere ekonomik olarak bağımlıydı ve bu bağımlı olma durumu Japon donanmasının süper güçlü imparatorluk olan varlık amacının ironik olarak tam tersine sebebiyet veriyordu. 1930'lardan 1941'e kadar olan yıllarda Japonya, Anakara Asyası'nda özellikle Çin'le savaşmış ve Mançurya ile Kore gibi dev toprakları da işgal ederek doğal kaynak sıkıntısını gidermeye çalışmıştı. Ancak Amerika buna önce karşı çıkıp nota vermiş, Japonya'da geri adım atmayınca özellikle de petrolü içeren dev bir ambargoyu devreye sokmuştu. Akabinde de Japonya'nın dev donanması birden petrolsüz kalmış ve takip eden süre işte Japonya'nın imparatorluk gururu zedelenmişti. Japonya'nın müttefiği Amerika birden düşman oluvermişti. Bu durumu kabul eden Japonya Amerika'yı düşman beller bellemez bir plan geliştirdi. Bu plan doğrultusunda Japonya kendisininkinden çok daha güçlü olan Amerikan donanmasını daha Amerika kıpırdayamadan sürpriz bir hamleyle sakatlayıp etkisiz hale getirecek ve neticede Amerika ister istemez anlaşmaya zorlanacaktı. Bu planı geliştiren adam bizzat 1920'lerde Amerika'da deniz ateşesi olarak bulunup Amerika'yı tanımış olan Amiral Isoroku Yamamoto'ydu. Ve Yamamoto bu plan için operasyonun ana taraftarı olarak Japon genel kurmayının aksine zırhlıları değil uçak gemilerini tercih etmiştir. Japon genel kurmayı her zaman zırhlıları donanmanın ana ateş gücü oldukları için esas vurucu üniteler olarak kabul ediyordu. Onlara göre Amerika'yı bir savaşta tamamen bertaraf edip etkisiz hale getirmenin yolu tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda yutulan Deniz Savaşı gibi dev bir deniz savaşında Amerikan zırhlıları göğüs göğüse çarpışıp onları batırmaktır. Amerikan ekonomisi güçlü olduğu için çok zırhlısı vardı ve Japonlar buna karşılık olarak az sayıdaki zırhlılarını çok donanımlı ve her konuda güçlü. Kısaca kaliteli yapmaya çalışmışlardı. Yamamoto ise ileri görüşlü bir adamdı ve zırhlıların hızla gelişen teknolojik devrimlerin gerisinde kalan ilkel silahlar olduğunu düşünüyordu. Ona göre gelecek havacılıkta ve havacılığın denizciliğe en iyi şekilde uyarlanabilmesindeydi. Ve bu fikrinde de yalnız değildi. Ta 1922'de veteran bir Amerikan pilotu ve askeri bir stratejist olan Billy Mitchell adındaki adam zırhlılara harcanan para ve zamanın boşuna olduğunu ve uçakların askeri denizciliğin mutlak geleceği olduğunu savunmuştu. Hatta 1925'te kaleme aldığı Kanatlı Savunma adlı kitabında ise bugün bile tarihçileri şaşkına uğratacak şekilde Japonya'nın Hawaii'ye bir pazar günü sabah 7.30'da önce 60 saldırı uçağıyla merkez üsse saldıracağını, ardından da 100 kadar bombardıman uçağıyla Amerikan deniz üssüne bomba saldırısı düzenleyeceğini öngörerek yazmıştı. Billy Mitchell'a ve yazdığı kitaba ileride ayrı bir videoda değineceğim. Burada ondan ve 1925'te yazdığı bu kitabındaki öngörüden bahsetmemin sebebi Amiral Yamamoto'nun biraz önce bahsettiğim ve tam 16 yıl sonra 1941'deki saldırı planının Hawaii'de konuşlu olan Amerikan Pasifik donanmasının merkezi Pearl Harbor deniz üstüne aynen böyle bir taktikle hazırlanmış olmasıydı. Ufacık bir farkla. Billy Mitchell kitabında Japonların Hawaii'nin kuzeyindeki adalardan birkaçını ele geçirip saldırıcı uçakların buradan havalanan karadan kalkışlı uçaklar olacağını öngörmüştü. Yamamoto ise bu öngörüyü bir değil birkaç adım ileriye taşıyarak daha 1920'lerde uçak gemilerini kendine çalışma konusu yapmış ve donanmayı bunların üretimi konusunda yönlendirmiş ve şevklendirmişti. Ve Aralık 1941'de Japonya İmparatorluk donanmasının elinin altında modern tam 6 tane uçak gemisi vardı. Bunların tümü Amiral Yamamoto'nun cüretkar saldırı planının anahtarıydılar. Hakagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Shokaku ve Zuikaku. 7 Aralık 1941 Pazar sabahı saat 7.48'de bu 6 uçak gemisinden kalkan 353 uçak o an Amerikan Pasifik donanmasının demirli bulunduğu Pearl Harbor deniz üstüne iki dalga halinde bomba ve torpido saldırıları düzenlediler. Limanda konuşlu ve demirli halde bulunan Amerikan zırhlılarının tamamı 1920 ve öncesinde yapılıp 1930'ların başlarında modernleştirilmiş olan standart 21 not hıza sahip artık eskimiş olan zırhlı tipleriydi. Bunlar Nevada sınıfı USS Nevada ve USS Oklahoma, Pensilvanya sınıfı USS Pennsylvania ve USS Arizona, Tennessee sınıfı USS Tennessee ve USS California ile Colorado sınıfı USS Maryland ve USS West Virginia idi. USS Colorado diğer taraftaydı, Atlantik'te. Saldırı 90 dakika sürdü ve bu sırada ne Japon ne de Amerikan tarafında konuşan ana silahlar zırhlılar değil uçaklar ve uçak savar silahlarıydı. Japonya hep öngördüğü o son savaş için zırhlarını geri saflarda tutarak saklıyor ve itina ile savaştırıp hasar almalarından çekiniyordu. Bundan ötürü Amiral Yamamoto sırf sembolik olarak değeri olsun diye Pearl Harbor saldırısına hareket emrini daha limanda Nagato'dan vermişti. Ve tüm Pearl Harbor saldırısı boyunca Japon zırhların Nagato, Mutsu, Fuso, Yamashiro, Ise ve Hyuga uçak gemilerinin dönüş yolunda saf tutarak onlara yapılacak olası bir karşı atakta savunma amacıyla geri planda tutulmuştu. Yamamoto için zırhlılar artık işe yaramaz birer demir yığınıydılar. Ve Pearl Harbor'daki Amerikan zırhları Saldırı sonrasındaki durumu da onu haklı çıkarır nitelikteydi. Pearl Harbor'da demirli Amerikan zırhlıları tıpkı daha önce Taranto'da Littorio'nun ve Atlantik Okyanusu'nda Bismarck'ın yaşadığı kadar yaşamışlar ve havada uçan mukavva kanatlı çıt kırıldım uçaklardan atılan bomba ve torpidolara çaresizce kartalların önüne atılan fareler gibi yem olmuşlardı. USS Arizona en ağır hasarı alan zırhlıydı. 4 zırh delici bomba yemiş ve bunlardan birinin burun cephaneliğini infilak ettirmesiyle tüm ön strüktürü çökmüş Katları gofret gibi birbirinin üzerine oturmuştu. USS Oklahoma 5 torpido yemiş ve ters dönerek batmıştı. USS West Virginia tam 7 torpido ve 2 zırh delici bomba yemiş ve mürettebatının da karşı doldurmasıyla olduğu yerde dik batarak oturmuştu. USS California 2 bomba ve 2 torpido yiyerek yerinde batmış ve yine çamura oturmuştu. Sadece direkleri su üstünde kalmıştı. 6 bomba ve 1 torpido yiyen USS Nevada saldırı esnasında mürettebatı tarafından hareket ettirilerek kariyortu araya oturtulmuş ve batması engellenmişti. USS Tennessee ve USS Maryland ikişer bomba, USS Pennsylvania'da bir bombayla saldırıyı atlatmıştı. Koskoca Amerikan Pasifik filosu, 6 uçak gemisinden kalkan uçaklar tarafından sadece bir buçuk saat içinde tamamen etkisiz hale getirilmişti. Billy Mitchell'ın Amiral Yamamoto'nun öngörüleri gerçek olmuştu. Uçaklar artık geleceğin değil modern zamanın silahları haline gelmişlerdi. Amerika Pearl Harbor saldırısının hemen ardından Japonya'ya savaş ilan etti. Japonya'nın müttefikleri olan Almanya ve İtalya bu savaş ilanı akabinde Amerika'ya savaş ilan edince Amerika Almanya ve İtalya'ya da savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı en kanlı ve acımasız dönemine girdi. Japonya daha Pearl Harbor'a saldırmadan önce daha önce de bahsettiğim üzere Doğu Asya'da agresif bir genişleme politikasına girmişti ve girebildiği her yere girip işgal ediyordu. O sırada Singapur, İngiliz, Endonezya'da Hollanda sömürgesiydi. Japonların kendi sömürgelerine olası bir işgal saldırısı yapmasını önlemek için İngiliz kraliyet donanması bizzat Başbakan Winston Churchill tarafından verilen bir emirle Z gücü adı verilen bir kuvvet topladı. Bu kuvvet HMS Hood'la Bismarck'a karşı bizzat savaşmış olan 5. George sınıfı zırhlı HMS Prince of Wales, Renault sınıfı savaş kruvazarı HMS Repulse ve en modern illustrious sınıfı uçak gemisi HMS Indomitable içerecekti. İngiliz kraliyet donanması HMS Indomitable uçak gemisinin bu kuvvette yer almasını özellikle istiyordu. Çünkü hem Taranto'da hem Matapan'da hem de Bismarck'a karşı uçak gemilerinin açık ara en etkili silah olduğunu ilk anlayan onlar olmuşlardı ve hava savunması olmaksızın zırhlıların artık donanmaların simgesi değil aksine en zayıf halkası olabileceğinin bilincindeydiler. Bir kişi hariç. O da Winston Churchill. HMS Indomitable bu plan yapıldığı sırada dünyanın diğer küresinde Jamaika'daydı ve son testlerini gerçekleştirirken karaya oturmuştu. Bunun üzerine bir başka uçak gemisi göndermek dururken Winston Churchill Japonları da bariz bir şekilde aşağılık ve hor gördüğünden yanlarında sadece 4 destroyer bulunacak bu iki savaş gemisinin varlığının bile Japonları caydırmaya yeterli olacağını düşünmüştü. Ama Winston Churchill Churchill 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Savaşı'na sebep olan Gelibolu çıkarmasından beri hayatındaki ikinci en büyük hatayı yaptığının farkında değildi. Bu iki modern savaş gemisini pratikte batırılamaz görüyordu. HMS Prince of Wales ve HMS Repulse Pearl Harbor saldırısının ertesi günü 8 Aralık 1941'de o sıralar Malaya Yarımadası'nı işgal altında bulunduran Japonya'nın bir deniz konvoyunu engellemek üzere yola çıktılar. İngilizler bu kuvvete özellikle bir 5. George sınıfı modern zırhlarının varlığını medya gibi yerlerde vurguluyor. Diğer ikinci Büyük Savaş gemisi ise kimliğini saklayarak Japonları korku ve merakla karışık endişe altında tutmak istiyorlardı. İngilizler Japon filosunu gece bulamadılar ve karanlıkta geri dönmeye karar verdi. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Bir Japon denizaltısı tarafından saptanmışlardı ve pozisyonları bugünkü Vietnam'ın Saigon şehrinde bulunan Japon ana üssüne bildirilmişti. 10 Aralık 1941 günü sabah saat 6'da havalanan tam 171 torpido ve bombardıman uçağı saat 11'de tekmelenmiş bir arı kovalarından fışkıran kızgın bir arı bulutu gibi HMS Prince of Wales ve HMS Ripals'ın tepesine çöktüler. Japon uçakları hava savunması olmayan iki dev savaş gemisine 2 saat boyunca ardı ardına bomba ve torpido saldırıları düzenlediler ve karşılarında onları rahatsız edecek tek unsur bu gemilerden atılan uçak savar mermileriydi. Diledikleri gibi uçuyor, sıkıyor ve atıyorlardı. Bu saldırıda HMS Repulse denizcilik tarihinin en başarılı sürüş manevralarına imza atarak üç farklı saldırıda atılan tam 17 adet torpidoyu kaptanı Bill Tennant'ın da kabiliyetiyle bir tanesi bile değmeden atlatmıştı. Ancak 4. dalgada Mitsubishi G4M torpido top Mitsubishi G4M torpido bombacıları tıpkı World of Warships'teki usta uçak gemisi oyuncularının yaptığı ve iki yandan aynı anda uygulanan kıskaç saldırısıyla HMS Repulse'a tek seferde 7 torpido isabet ettirdi ve HMS Repulse saat 12.30'da suya gömülerek sadece uçaklardan gelen bir saldırıyla tarihte batan ilk savaş gemisi oldu. HMS Prince of Wales ise toplamda sadece 4 torpido ve bir zırh delici bomba yemiş olmasına rağmen ikinci saldırıda gelen ilk 7 torpido isabetinin sol pervanelerini tamamen saf dışı bırakıp hem gemiyi binlerce ton suyla doldurması hem de elektriklerinin de kesilmesi sebebiyle daha batmadan 2 saat önce etkisiz hale gelmişti ve batana kadar sadece halka çizerek kendini korumaya çalışmıştı ve o da saat öğlen 1.20 geçe tamamen suya gömüldü. 1941 yılı zırhlıların çöküşünün başladığı yıl oldu. İngiltere sadece 7 ayda 4 büyük savaş gemisini kaybetmişti. HMS Hood, HMS Barham, HMS Repulse ve HMS Prince of Wales. Daha da kötüsü Amerika Pearl Harbor'da sadece 1,5 saatte tamı tamına 8 savaş gemisini kaybetmişti. İki zırhlısını Taranto'daki saldırılarda kaybeden İtalya tüm zırhlarını savunmaya çekmiş. Daha ilk seferinde Bismarck'ı kaybeden Almanya'da Scharnhorst ve Neisenau'nun kuru havuzda aldıkları hasarla Fransa'daki Brest limanında hapsolmasını kabullenmek zorunda kalmıştı. Önce Taranto saldırısı, sonra Bismarck'ın batırılışı, ardından Pearl Harbor saldırısı ve en son olarak da Repulse ve Prince of Wales'ın batırılışı zırhlar için artık çağın kapanmaya başladığının işaretiydi. Güneş zırhlar için batıyor, denizaltılar ve özellikle uçaklar için ve uçak gemileri için doğuyordu. Ancak Amiral Yamamoto'nun yıllar öncesinden öngördüğü ve dünyayı bir tokat gibi sallayan bu gerçeği Japon donanma komutanlığı hala hor görecek ve yıllardır planını yaptıkları son savaş için olan hazırlıklarına tam gaz devam ederek Pearl Harbor saldırısından sadece 9 gün sonra denizcilik tarihinin en ironik olaylarından birine imza atacaklardı. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük ve güçlü zırhlı olan Yamato en nihayetinde göreve başlamıştı. Matapan Deniz Savaşı ile alev alan 1941 yılı Bismarck'ın batışı ve Pearl Harbor saldırısı gibi trajik olaylar yaşayarak 2. Dünya Savaşı'nın ateşini iyice körüklemiş ve kapanışı tiyatral bir biçimde Yamato ile yapmıştı. Ancak Yamato sahneye çıkana dek bambaşka kahramanlar hiç beklenmeyen yerlerden çıkıp parlayacak ve zırhların kısa süreli de olsa yeniden doğuşuna sebebiyet vereceklerdi. O da artık bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere.